Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. İbn Hibban'ın El-Musnedu Sahih Al-Takasim Vel-Enva adlı müsnedinden hadisler okuyoruz. Bulunduğumuz kısım nevahi, yani yasaklar kısmı. Bu kısmın üçüncü çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız Ez-Zecru An-Eşya Ez-Zucira An-Hel-Muhatabun. Bazı hususlar ki muhataplar bu hususta yasaklandılar. Ama nasıl? Fi kullil ahvali ve cemiyel avukat. Bütün durumlarda ve her ve bütün zamanlarda, her şart ve koşulda insanların yasaklandığı konular. Hatta la yesa'a ahadan minhum irtikabuha bihalin. O kadar ki hiç kimse bunlardan birini herhangi bir durumda yahut zamanda işleyemez. Bu tür yasakları İbn-i İbban bu üçüncü çeşide almış. Bulunduğumuz hadis 1925 nolu hadisi okuyacağız. Zikri şöyle: Zikru zecri an bey'il ardil mebzuri fiha ma'al bezri qabla an yazhara ma yetevelledu minhu. Ekilmiş arazinin satılmasının yasaklanması. Ma'al bezri qabla an yazhara ma yetevelledu minhu. Ma yetevelledu minhu. Ondan ne çıkacak? Mahsul ne ortaya çıkacak? Bu kendisini göstermeden bu arazinin satılması. Arazinin derken yani toprağı satmıyorsunuz. İşte karpuz tarlasına adamı götürüyorsunuz. Daha henüz karpuzlar görünmemiş. Ne kadar karpuz olacağı belli değil. Bu tarladan ne karpuz çıkarsa sana satıyorum deyip el sıkışıyorsunuz. Olmaz. Tarladan ne çıkacağı belirginleşmeden bu hesap edilebilir olmadıkça satışı yapılamaz. Çünkü satışı yapılırsa ne olur? Belirsiz bir şeyin satışı yapılmış olur. Belirsizlik herhangi bir ticarette, herhangi bir alışverişte belirsizlik var ise orada birilerinin hakkına giriliyor demektir. Zulüm var demektir. O yüzden de böyle bir ticaret yasaklanır. Benzeri bir husus böyle bir olayda var. İbn-i İbban'ın attığı zikir başlığında ekilmiş arazideki ekinin yani mahsulün ne olacağı belirginleşmeden satılamayacağına dair bir başlık atmış. Hadise geçelim. 1925. Akhbarana Abdullah ibn Ahmed ibn Musa Abdanu. Yani öyle bir arazinin mahsulünü satın alacağına, git Milli Piyango'nun biletini satın al. Hemen hemen aynı belirsizlik orada da geçerli. Çıkar, çıkmaz, olur, olmaz, mahsul çıkar, çıkmaz. Nice insan böyle arazinin, diyelim ki karpuzdan örnek verdik, çoğunlukla orada galiba bu tür satışlar yapılıyor. Satın almıştır ama kamyonuna doğru dürüst bir şey yükleyememiştir o araziden. Çünkü belirsiz bir satış, belirsiz bir satın almada bulundu ve cezasını çekti. Bazı insanlar da yine satın almıştır öyle bir arazinin mahsulünü. Satıcı kafasında belirlediği rakamın iki katını ya da üç katını arazi mahsul olarak ortaya koyabilir. Böyle bir durumda da bu kez çiftçi mağdur olmuş olur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah kime ne takdir etmiş bunu gözlerinizle görün, ona göre satış yapın diyor. 1925 Akhbaran Abdullah ibn Muhammed Abdullah ibn Ahmed ibn Musa Abdanu bize Abdullah bin Ahmed bin Musa Abdan haber verdi. Kale dedi ki
Haddetena Muhammed ibn Ma'mer'in, bize Muhammed bin Ma'mer anlattı. Kale dedi ki, haddetena Ebu Asim'in, bize Ebu Asim anlattı. Ani İbn-i Cüreyc'in, o da İbn-i Cüreyc'ten. Kale dedi ki, akhbarani Ebu Zübeyri, bana Ebu Zübeyir haber verdi. Ennehu semi'a Cabir ibn Abdillahi yekulu, kendisi Cabir bin Abdullah'ı işitmiş diyormuş ki, Cabir radıyallahu anh, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an beyadil ardi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyaz toprağı yasakladı. Beyaz toprak ne demek? Yani renk almamış. Henüz mahsulü dışa vurmamış. Ortaya yere ne çıkaracağı belirginleşmemiş. Arazideki mahsul satışını yasakladı. Okuduğumuz hadis Müslim'de var. 1536. Beyaz toprak. Yani demek ki o tabir öyle ki İbn-i İbban'ın başlığından, yani biz hadisi görsek böyle anlamazdık. Ama İbn-i İbban'ın zikir başlığından anladık ki en yadık min kabli en yadhara ma yetevelledu minhu, oradan ne tevellüd edecek, o araziden ne ortaya yere çıkacak, bu belirginleşmeden arazideki mahsul satışının yasaklanması diye İbn-i İbban başlık attı. Anladık ki beyaz arazinin satışı demek henüz topraktan dışarı çıkmamış ne olduğu. Toprak rengiyle görünüyor yani. Henüz daha yeşermemiş, yeşilliğini ortaya koymamış. Arazinin satışı demek. Bir sonraki hadis. Böyle hadislerde bu tür ifadeler var. Yani demek Araplar kullanıyorlar. Adam gelmiş Hazreti Peygamber'e. Sanıyorum bir o bir yemek, bir şey yeme durumu var da. Ben yemeyeyim, ben oruçluyum diyor. Adam Hazreti Peygamber de diyor ki ne yapıyorsun sen, böyle oruç mu tutuyorsun? Tutuyorum diyor zaman zaman. O zaman diyor, tutacaksan beyaz gecelerde tut. Beyaz geceler diye neyi kastetmiş? Yani 14'ü, 15'i ve 16'sı diye o 3 geceyi kastederlermiş. Ayın en parlak olduğu geceler. Demek ki bu tür ifadeler var. Biz bunların kullanımlarını, yine bunlara dair, bunların kullanımlarına dair gelen rivayetlerden esasen öğreniyoruz. Bir sonraki hadis. Hocam o ayın 14 dediği parlak oldu mu? Oradan geldi. Beyaz gece diyorlarmış. Yani Türkiye ayın 14 diye geçti. 14, 15 ve 16. Yani geceler. Ay derken ay dolunayı. Dolunayı kastediyoruz. Tabi ay derken gökteki ayı kastediyoruz. Değil. Evet. Ha, ay, Ocak, Şubat değil. Evet. Hayır, bir de hocam bak, güzel için söylemiyorum. Aygondur gibi güzel bir kelime var, onu demek istiyorum. Olur, öyle öyle de kullanılır. Yani. Evet, Araplar da onu öyle kullanıyorlar. Yani sadece ayın 14'ünün güzelliği bizim dikkatimizi çekmemiş, onların da dikkatini çekmiş. Ne demişler? Hatırladınız mı? Tala'al bedru aleyna min thaniyetil veda. Peki bir sonraki hadis. Zikru zecri an en yaka'a bey'u'l mer'i ala şey'in meçhulin ev ila vaktin gayri ma'lumin. Yine bir yasak söz konusu. En yaka'a bey'u'l mer'i, kişinin satışının meçhul bir şeye dayanması yahut belirli olmayan bir zamana uzaması durumunda bu satışın yasaklandığını gösteren hadis. Demek ki bu okuyacağımız hadis hemen hemen bundan önceki okuduğumuz hadislerin mantalitesini yani ortaya koyuyor, mantığını ortaya koyuyor. 1926. Akhbarana İmran ibn Musa es-Sakhtiyani. Bize İmran bin Musa es-Sakhtiyani haber verdi. Kale dedi ki, haddetena Muhammed ibn Abdülala, bize Muhammed bin Abdülala anlattı. Kale dedi ki, haddetena Mu'temirun, bize Mu'temir anlattı. An ebihi, o da babasından. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbni Umar'a, o da İbni Ömer'den. Kale dedi ki, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'il garari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem garar satışını, yani kandırmaca satışını, yani belirsizliğe dayanan satışı yasakladı. Bu ister vakit bakımından belirsizliğe dayansın, ister satılan şeyin niteliği yahut niceliği bakımından belirsizlik taşıyorsa, bunların hepsi garar türünden satışlardır. Bunları sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Okuduğumuz hadis
Ayrıca Müslim'de de varmış. 1513. Bundan sonra hadis kaynaklarını verirken hep ayrıca diye vereceğim. Çünkü sanki hadis Buhari'de varmış deyince Buhari buradan oradan buraya getirilmiş gibi anlaşılıyor. Yani biz bir kaynak okuyoruz. Okuduğumuz kitapta aynı diğerleri gibi temel bir kaynaktır. Yani İbn-i İbban'ın sahihinde olan bir hadis. Ne diyelim? Diyelim ki ayrıca Buhari'de de varmış diyelim ve okuduğumuz kaynağa saygımızı ortaya koyalım. Zikru Zecri, bir sonraki hadisi okuyorum. Zikru Zecri an muzayedetil mer'i ala şey'il mebi'i min gayri kasdihi li şirâihi. Müzayedeyi yasaklayan hadis. Nasıl müzayede ne demek? Artırmada bulunuyorsunuz. Ama hangi artırma? Min gayri kasdihi li şirâihi. Satın alma maksadı bulunmayan artırma. Gitmişsin orada artırmada bulunuyorsun ama satın almak maksadın yok. Ne maksatla artırmada bulunuyorsun? Onu sen en iyi sen bilirsin. Yani ya kızıştırma ya adamı kündüne getirme. Biri alacaktır onu, mahkumdur almaya. Sen onun mahkum olduğunu bildiğin için fiyatı habire artırıyorsundur. Sana bırakmayacağını biliyorsun. Adama iki kat bedel ödettirirsin. Böyle bu tür maksatsız fiyat ortaya koymayı sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Yani bu müzayede dediğiniz şeyde o satın alıcı kimselerle birlikte bulunmanıza gerek yok. İşte Hazreti Osman'ın kapısını çalanları düşünün, gelmişler. Ne kadar mal geldi, şu kadar, biz şu kadar veririz diye fiyat veriyorlardı. Fiyat veriyorsun ama satın alma niyetin yok. Bu yasak. Satın alacaksan fiyat vereceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem sanal bir pazar istemiyor. Arkasında gerçekten satın alma maksadı olan bir pazar istiyor. Parası olan adamın verdiği fiyatı istiyor. Yani cebinde o nakiti almaya gücü yeten kişi... Ya satın alacak kişi diyoruz şimdi. Satın alma niyeti olan kimse. Kim satın alma niyeti olur? Parası olan adam. Ha parası var ama niyeti olmayabilir. Doğru. İlla parası olan demeyelim. Niyeti olan kimse. 1927. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'in. Yani insanlar bunu yaptıklarında son derece masum bir şey yaptığını düşünür. Ya fiyat verdik işte. Niyeti yok almaya. Ama bilmez ki sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyi yasaklamıştır. Haramdır, zulümdür. Bir şeyi olmaması gereken bir yere koymaktır. Zulüm de zaten budur. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'ın bize Ömer bin Sa'id bin Sinan haber verdi. Kale dedi ki adamın biri bizim arabamıza bir fiyat verdi bir vakit. Alacak mıydı almayacak mıydı onu bilmiyorum ama biz ilk pazara gidişimizdi. Satmadık. O adam gerçek alıcı mıydı değil miydi onu bilemeyiz hiçbir zaman. Ama biz onun üzerine 3-4 ay pazar pazar dolaştık. Bir daha fiyatı buluruz diye. Bir daha hiç bulamadık. Süründüğümüz yanımıza kar kaldı. Tekrar yine aynı pazara gitmiştik. Orada araçlar satışı böyle bizim otopazarı gibi değildi de. Çok ilginç bir yer orası. Giriyorsunuz büyük bir otopark. Büyük bir otopark ama bütün araçlar sıra halindeler. Girdiğiniz andan itibaren birinin peşindesiniz. Ve o şey, o labirent, bir labirentin bir çıkışı var. Çıkışta bir tane simsar mı dersiniz? Elinde mikrofonla bir adam var. Her gelen arabayı o takdim ediyor. Ve o herkes orada, satış orada oluyor. Ondan önce hiçbir yerde satış olmaz. Orada insanlar öbek vaziyette, yığılmış vaziyetteler. Orada önce anlatır adam aracı. Şu özellikleri var, bu özellikleri var. Sonra fiyat ister. Kim fiyat veriyor? Biri fiyat verir, öteki fiyat verir. O satıcı o yerin sahibidir zaten o alanın. Ne kadar araba geldiğini de bilir. Ne kadar zamanda eriteceği de onun sorumluluğundadır. Dolayısıyla her arabaya ne kadar zaman ayıracağı da o kafasında bilir. Fiyatı bekler. Var mı başka fiyat veren? Şu özelliği de var, bu özelliği de var. Neticede en yüksek fiyat ortaya çıktığında araç sahibine sorar. Satıyor musun bu aracı bu fiyata? Satıyorsa satıyordur. Satmıyorsa satmıyordur. Arabasına adam biner gider. Girişte bir bedel ödemiştir zaten. Başka da bedel ödemez o. Satarsa satar. Biz işte böyle girdik. Çıkarken fiyatını da hiç unutmuyorum. 16.500 riyal verdiler. Puan vermedi. 18 mi istiyordu, 20 mi istiyordu? Sonra çok gittik benzeri pazarlara. Gidersin saatlerce beklersin, çıkarsın. 8.000 riyal veren olur. Orada fiyatlar çok belirgin de değil. Yani bir standardı da yok. 10.000 riyal veren olur.
12 bin liralar olur. Böyle düşük rakamlar. En son 13'ü görünce hemen verdik. Yok. Bağışlayın. Kaç vermişti dedim adam. Ha 13 bin riyal biriz. Bir saniye. 16 falan vermişlerdi. Vermedik. Sonra 13 bin lira verdik herhalde. Böyle bir şey. Nereden aklıma geldiyse. Yani verdiğiniz fiyat ile birini fena halde süründürebilirsiniz. Eğer sizin o fiyatta maksadınız yok ise. Çok etkilidir onun açısından. Bir mahalle düşünün. O mahallede bir adam bir yer satın alacaksa en son orada tek bir yer satılmış bile olsa o bir normdur. Kaça satıldı derler ve artık pazarlık onun üzerinden yapılır. O bir göstergedir, bir işarettir. Dolayısıyla bunu olmadığı halde vehmetmek de aynı şekilde cürümdür. Ya falanca yerde şu kadara satılmış. Bir de mışlı kullanır. Biz buna hadiste tedlis deriz. Yani güya çok emin değilim ama böyle bir bilgi var diye. Ama o bilgiden bütün bir o bilgiden alınacak gücü kullanmak istiyor yeni satışta. Sen tanık oldun mu? Yok, tanık değilim. Niye bunu anlatıyorsun? Duyduk. Falanca blokta, falanca sitede buna benzer, hatta bunun daha düşük bir daire. Şu kadara gitmiş, satmışlar. Kim, ne belirli değil. Böyle pazar olmaz. Böyle bilgiyi kullanmak da hele hele uyduruyorsa büyük zulümdür, cürümdür. Hele hele başka birisi uydurmuş, onunla eline vermişse zaten garibanın hiç karı yok ama bütün zarar onun sırtına. Yani böyle bir söz uydurdunuz orta yerde. Satılmış etmiş diye. Onu da başkaları kullanacaktır bir yerlerde. Oradan vebal gelir size. Dolayısıyla piyasaya verdiğiniz her türlü rivayet hesabı sizden sorulacak bir şeydir. Bilgidir. Çünkü o rivayet ile, o uydurduğunuz şey ile birinin hakkını alıp diğerine vermiş oluyorsunuz. Bu ki geçen derste hadiste okuduk. Sallallahu aleyhi ve sellem en çok Allah hak, Allah'tan buna sığınırım, korkarım. Nasıl birinizin hakkınızı diğerine ben veririm diyor. Bazıları bunu bedavaya yapıyor hiç. Kendisine yarar dönmediği halde. Pazarlarda en çok yapılan şeyler. Uydurma malumatlar ortaya da geziyor. Çok mal gelmiş. Dolayısıyla piyasayı ucuza satın, mal geliyormuş şeklindeki manipülatif yönlendirmelerin hepsi bu kapsamdadır. Arkasında temiz bir satın alma iradesi bulunmayan herhangi bir müdahale kesinlikle haram ve yasaktır. Çünkü böyle yapmak ile insanların malına, parasına kasten müdahale etmiş oluyorsunuz. Köşe yazarı borsa ile ilgili yazıyor. Birilerinden aldığı para doğrultusunda birilerini yönlendirmek üzere yazıyor. Ve böyle para kazanıyorsa tümüyle kazandığı da baştan sona haramdır. Çünkü birilerinin parası şeyi hakkını başkalarına yediriyor. Oradan da kendisine bir para koklatıyorlar. Bunlar son derece vahim tablolar. Manipülasyon diyorlar ya hocam. Manipülasyon diyorlar. Her türlü şey diyorlar. Kayseri'de de eşeğini satarken sabahleyin eşeğinin önünde parayı sayarmış. Sonra pazarda bu eşek 10 bin lirayı gördü dermiş. Bu da tedlistir. Hile işlemi. Tabii. Belki sizin söylediğinizi duymadılar. Ben tekrar söyleyeyim. Bir şehirli, bir yerli bir adam varmış. Hangi şehirden olduğu çok önemli değil. O eşeğini satarken sabahleyin eşeğinin önünde 10 bin lirayı sayıyormuş böyle. Ondan sonra gittiğinde pazara diyormuş ki bu eşek 10 bin lirayı gördü. Yani buna 10 bin liradan aşağı fiyat vermeyin. Eşek 10 bin lirayı gördü mü? Gördü. Önünde sayıldı, gördü. Bu da tedlistir. Bu zahiren görünürde doğru. Ama verdiğiniz ve vermek istediğiniz imaj açısından yanlış olan şeylere hadis rivayetinde tedlis diyoruz. Buna neden başvurmuşlar raviler? Çeşitli nedenlerle başvurmuşlar. Ama tedlis İmam Şafii'nin deyimiyle yalanın kardeşidir. Ahul kedibi demiş. Şimdi diyelim ki ben size hadis okuyorum. Benim hocam da İbn-i İbban. Hep İbn-i İbban'dan okuyorum. Bu benim açımdan iyi bir karizma değil. Yani başka hocası yok. Bütün okuduğu hadisler İbn-i İbban'dan. Bundan kurtulmak istiyorsam İbn-i İbban ne demek? Hibban'ın oğlu. Böyle tanınmış. Ama İbn-i İbban'ın oğulları da var. Mesela diyelim ki Salih diye bir oğlu var. Ben kalkıyorum bir gün size bize İbn-i İbban anlattı demiyorum da bize Ebu Salih anlattı diyorum. Yani Salih'in babası. Kastettiğim kişi aynı kişi. Ama siz başka bir imaj alıyorsunuz. Diyorsunuz ki İbn-i İbban olsaydı bize İbn-i İbban derdi. Salih'in babası dediğine göre bu başka bir hoca diye. Ben böyle hocalarımı çeşitlendiriyorum. Ve ne yapıyorum o bulunduğum muhitte?
ne derler bugünkü ifadeyle, karizma yapıyorum veya şey yapıyorum, ne kadar çok hoca dolaştığımı, ne kadar renkli hocalarım olduğunu ihsas ettiriyorum. Halbuki bu bir vehimden ibaret. Buna tedlis diyoruz. Bu benzeri başka nedenlerde de olabilir. Başka çeşitleri de var. Ama bunlar hoş şeyler değil, yasaklanmış şeyler. Hele hele bunu yapmak ile ticarette insanların mallarına müdahale ediyorsanız o daha bir beter netice doğurur. Zikruz hadisi metnine dokunmuyor. Hiçbir şeysine dokunmuyor. Yani dine müdahale etmiyor. Sadece bana hocam anlatırken de bir müdahalede bulunuyor tedlis ile. Ama bu bile kötü bir şey. Ama maalesef pek çok büyük muhaddiste bu hastalık var. Yani adlarını bildiğimiz, işte aklımıza geldiğinde Süfyan es-Sevri diye saya. Süfyan'dan her ikisinde de var bu hastalık. Diğer büyük hadis muhaddislerde de tedlis hastalığı var. Bunu bazı nedenlerle yapmışlar. Geldik bir sonrakine. Zikru zecri. Zecreden, yani yine bir yasak. Onu okuduk bu hadisi. Bir sonraki okuduğumuz hadisin kaynağını, hayır hadisin sadece zikrini okuduk. Kendisini okumamışız. 1927. Akberena Umar ibn Said ibn Sinan'ın bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. Kale dedi ki Akberena Ahmed ibn Abi Bakr'ın bize Ahmet bin Abi Bakr haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbni Umar'a, o da İbni Ömer'den. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neha anin Neceşi. Neceşi yasakladı. Neceş nedir? Maksadı olmayan, arkasında tam bir satın alma iradesi olmayan sanal bir teklif. Neceş. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Hadis nerede var? Hadis Buhari'de var. 2035. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikru zecr, yani istikra il mer il arda. Kişinin kendi yerini, arazisini kiraya vermesini yasaklanması. Bi ba'di ma yahrucu minha. Çıkacak mahsulün bir kısmıyla. Mesela ben diyorum ki buradan çıkan mahsulün %20'si karşılığında ben sana burayı kiraya veriyorum. Burada ne problem var diyeceksiniz. Problem şu, ne kadar mahsul çıkacağını bilmiyoruz. Çıkacak olan mahsulün ha araziyi karpuz tarlasında olduğu gibi daha belirginleşmeden sat, ha da daha mevsimin başında araziden işte yarıca diye satılanlar da aynı kapsamda da. Çünkü tamını bilmiyoruz ki yarısını bilelim. Yarıya dediğiniz zaman belirli olmuş olmuyor. Çünkü tamı belli değil. Tüccarım çok yapıyor. Yani eğer yarıya ise o da belirsizdir. Çünkü buranın mahsulün yarısını bana vereceksin diyor. Ama tamı belli değil ki bunun yarısı belli olsun. Diyecek ki ben bu araziyi işte 100 kilogram mahsul neyse 100 kilogram mahsul karşılığında veriyorum. Şimdi o andan sonra o kişi, yani üzerinde arazinin çalışacak olan kimse 200 elde ederse mahsul olarak yarı yarıya olmuş olur. 250 elde ederse 150'si üretimi yapan kimsenindir. 100'ü hala şeyindir. Adalet olur, belirli olur. O 100 kilogram karşılığında arazisini kiraya verebilmeyi gözden çıkarabilmiş. Demek ki değeri o. Cenab-ı Hak fazla verirse o işleten, eken, o adamın nasibi bunda. Diğer türlü düşünün. Yarıya diyorsunuz 50 çıkıyor. 25'ini hala bu adam alıyor. Öteki adamın aldığı 25 ona hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla doğru değil bunlar. Genelde de uygulanan böyle ama. Köylerde çok uygulanan duyduğumuz genelde böyle. Yani herhalde belirsizlik dolayısıyla. Bilmiyorum fıkıhçılara dönülmek icap eder yine. Hadisten anladığımızı sadece söylüyoruz. Ne çıkarsa olmaz mı yani aslında? İşte o belirsiz oluyor ne çıkarsa. Mesela %20'si diyoruz da. Evet. Ne çıkarsa onun %20'si diyorsun. Şurada çıkmadı da 80 kilo çıktı, 80 kilonun %20'sini. İşte belirsiz oluyor. Her iki taraf için yani. Belirsizlik her iki taraf için de olsa da yine belirsizlik var sonuçta. Uygulamada böyle hocam. Uygulamada böyle değil mi? Kardan ortaklar oluyor. İşe giriyor, karda işte %20'si. Ben arazi sahibiyim diyorum, ekip hiç yarısı senin, yarısı benim. Benim için de bir belirsizlik, onun için de belirsizlik. Yani uygulamada şu an
Doğuda genelde böyle. Yani bu yerin kiralanması... Yani bu doğru değil, değil mi? Evet, hayır, doğru değil demiyorum. Bunu fıkıhçılara sormak lazım da. Yerin kirasıyla ilgili, yani bu böyle ya başka türlü kiraya vermekle ilgili sahabeler arasında da farklı görüşler var. Yani bunu mesela İbn Ömer bir hadiste diyor ki, ben bunu biz yasak bilirdik ama işte bir ravi var, şu anda adını hatırlamadım. O bunun olabileceğini sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş. Onu duyduktan sonra biz de kiraya vermeye başladık. Ama kiraya verirken böyle mi veriyorlardı, yoksa belirli bir şey üzerinden veriyorlardı? Veya öyle ya böyle verilirse nasıl olur? Demin bahsettiğimiz karpuz tarlasındaki satışa benziyor mu, benzemiyor mu? Benzemeyen bir yanını sezebiliyorum. İfadenizden anladım. Yani sanki taraflar biri sermaye, biri emek koyuyormuş gibi. Mudarebeye benziyor diyorsunuz. Evet. Ve gelecek olan gelir yahut risk tarafları aynı derecede etkileyecek. Evet. Bakalım hadise. بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا اِذَا كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَجْهُولٍ. Eğer meçhul bir şarta dayanıyorsa, mahsulün belli bir kısmı karşılığında araziyi kiraya vermenin yasaklanması, diyor İbn-i İbban zikir başlığında. Tabi bu İbn-i İbban'ın İçtihadı. İbn-i İbban da biliyorsunuz mezhep içinde müçtehittir. Belli bir kısmı derken ona ne buluyor? Yani şey var mı? Bir ba'di mâ yahrucu minhâ. Yani onun bazısıyla. Yarısı, dörtte biri, üçte ikisi. Ama ne çıkacağı belli değilse yarısı bence daha belirli. Bu her iki taraf için de belirsiz oldu. Şimdi farklı durumlar. Yani İbn-i İbban neyi kastediyor onu anlamıyorum ben. Her iki taraf için belirsiz değil. Çünkü tarlayı ortaya koyanın tarlası belli değil, toprağının mahsulü belli değil, ne ama kadar yağmur alacağı belli. Mahsulle yürütü şeyler ekip biçenle ilgili. Evet, bunu bir de o yönünü düşünme. İklimde dolu vurdu gitti. Şimdi şöyle düşün, hayır, tamam iklimle de ilgili de şöyle düşünün. Normal adam hiç arazisini kiraya vermedi. Kendisi yapıyor bunu değil mi? Evet. Aynı sonuç kendisine de dönecek değil mi? Evet. İşte bırakalım bu ekmeğiyle başlayan süreç tamamen o şeyi üstlenenin üzerine kalsın. Bu adam kendi arazisini, yani satın alan nasıl bir riske giriyorsa kiraya alan da aynı riski baştan alsın. Değil mi? Diyelim ki burayı bu şu arazinin kendisi. Ben geldim sizden kiralıyorum bunu. Ne kadar istiyorsunuz? Diyorsunuz ki bana 1 milyar ver, al bu sene kirala sen. Ben 1 milyar ödedim. Girdim, emek ettim, bir sürü çabaladım, hiçbir şey alamadım. Diyeceksiniz ki yazık değil mi bu adama? Ya sahibi olsaydım da aynı yazıklık bana işleyecekti. Bu Allah'ın bana takdir ettiği bir şey. Ektim, emek ettim, olmadı. Dolayısıyla burada bir zulüm yok. Yani hiçbir şey çıkmadığında bir zulüm yok. Demin bazıları bunun üzerinden yürütüp, yani en azından risk paylaşılıyor. Satın almada neyse kirada da odur. Bence belirli bir şey üzerinden kiralandığında bir problem hiç yok zaten. Ama çıkaç ve çıkacak mahsulü paylaşmak orada, yani şöyle hocam, işte orada bir sıkıntı şu. Ben aynı kitabı görmek üzere diyorum. Arazi benim, kiraya verdim. Dedim ki ben buradan işte 100 teneke buğday isterim. Bir sene. Ürünün tamamı 50 teneke olur. Bilirsin, ben hala 50 daha bana fazladan vereceksin. Burada bir haksızlık zulüm var. Ama ya o 50 buradan verip vermesi önemli değil. Hiç daha mevsimin başında git bana 50 teneke buğday getir, evet, veya 100 teneke getir deseydiniz de, yani oradan yapınca biraz böyle zulüm rengi veriyorsunuz. Hiç oraya getirmeyin, parasını istediğini düşünün. Evet. Demin ben söyledim ya, 1 milyar verdim bu araziye karşılık. Sonra başladım, ektim, biçtim, hiçbir şey elde edemedim. Zulüm var mı? Böyle sorunca yok diyorsunuz. 100 teneke. Oradan çıkanı sanki gelecek kimse var mı? Hocam belli hadislerde de belirsizlik var ki. Yani oradan çıkacak tam ister. Bütün satıcıların adaletini karşı çıkıyor. Evet, belirsizlik var ise. Ben bunu da alıp yine vermek istemiyorum. Evet. Olduğu için. Şimdi bakınız, oradaki belirsizlik diye bizim belirsizlik dediğimiz şeyi aslında bize göre belirsizlik. Ama biri belirliyor. Şimdi belirleyen o adamı öyle belirlemiş diyeceksin. Yani o adam buraya bu kadar kira verdi, girdi bu araziye. Burada işletiyor burayı. Netice elde edemedi. Onun bu neticesiz durmaya, akamete uğratan kimdir? Cenab-ı Hak ona buradan bir netice vermedi. Yani o onun işi. Bu adam bir zulmetmedi ki ona. Bu adam arazisini verdi, kiraya verdi. Dolayısıyla bence diğeri daha sağlıklı. Yani neyse aklın keser alırsın. Burayı işleteceğim. Ben şuradan bu kadar netice bilemiyorum. Yine de bu konu fıkıhçıların konusu. Ben geldim bir sonraki hadisi okumaya geldim. Ayrıca bu hadisi dediniz ya, ayrıca ne de geçiyor?
Daha hadisi okumadık ki. Nerede geçsin? Zikri okur okumaz dalıyoruz balıklama konuya. 1928. Akhbarana el-Hüseyin ibn Abdillah el-Kattanu bir-Rakkati. El-Hüseyin bin Abdullah el-Kattan Rakka'da bize haber verdi. Kale dedi ki haddefena Hakim ibn Seyfin, bize Hakim bin Seyf anlattı. Er-Rakkiyu, o da Rakkalıymış. Rakkalı Hakim bin Seyf bize anlattı. Bu Rakka böyle sahil şehri. Bugün için Filistin'de mi kalıyor yoksa İsrail sınırlarında mı kalıyor bilmiyorum ama orada. Kale dedi ki haddetena Ubeydullah ibn-i Amr'in. Hatta öyle demeyelim de Filistin'de mi kalıyor yoksa işgal altında mı kalıyor bilmiyorum. Kale dedi ki haddetena Ubeydullah ibn-i Amr'in. Bize Ubeydullah bin Amr anlattı. An Zeyd ibn Ebi Uneyse'te. O da Zeyd bin Ebi Uneyse'den. An Ebil Velid el-Mekki'yi. O da Ebil Velid el-Mekki'den. An Cabir ibn Abdillahi. O da Cabir bin Abdullah'tan. Hadis şöyle. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Neha yasakladı. Anil muhakaleti. Muhakaleyi yasakladı. Muhakale ne? Un buğday değişimi. Ben mahsulü topladım buğday halinde. Sende un var. Gel bana buğdayını ver, unumu al şeklinde. İşlenmiş olanla işlenmemiş olanı takas yasaklanmıştı biliyorsunuz. Buğdayı götür buğday pazarında buğday olarak sat. Parasıyla gel un pazarından un al. İlke bu. Vel müzabeneti, müzabeneyi de yasakladı. Müzabene neydi? Yaş hurma karşılığında kuru hurma almak. O da yasak. Yaş hurmanı götür yaş hurma pazarında yaş hurma olarak sat. Parasıyla gel kuru hurma pazarında kuru hurma satın al. Vel muhabereti, muhabereyi de yasakladı. Muhabere ne? İşte arazi kiralaması bu muhabere. İbn-i İbban buradan çıkarak başlık attı. Ve en yubâ'an nehlu hattâ yüşkihâ. Yine hurmanın kızarmadan satışı yasaklanmış. Vel işkâhu, işkâh nedir demiş? En tehmerra ev tasfarra. Kızarması hurmanın yahut sararması. Ev yut'ame minhu şey'un. Yahut ondan tadılabilecek bir duruma gelmesi. Demek ki artık hurma olgunlaşmış. Veya hurma örneğinden çıkalım. Karpuz artık olgunlaşmış, kendisini göstermiş. Arazide ne kadar olduğu bu hesap edilebilir durumda. Demek ki hesap edilebilir olduktan sonra artık satılabiliyor. Kale Zeydun, Zeyd dedi ki fekultu li ata'in, ata'ya dedim ki esemi'te hâzâ min Câbir ibn-i Abdillâhi zekerehu ani'l-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bunu Peygamber Câbir bin Abdullah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu bizzat sen duydun mu? Kale ne'am. Dedi ki evet. Demek ki Zeyd kim? Zeyd rivayeti Ebu'l-Velid'den işiten kimse. Ebu'l-Velid Cabir'den duymuş. Cabir peygamberden aktarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Zeyd normal anlatımdan sonra kalkıp hocasına, duyduğu kimseye bir daha tekrar ediyor. Sen bunu Cabir'in Hazreti Peygamber'den aktardığını iyice hatırlıyor musun? Diye tekraren teyit etmek için soruyor. Kale naam. O da demiş ki evet. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim dedi ki Ebu'l-Velid'i, hadiste geçen Ebu'l-Velid, هذا اسمه adı Said ibn Mina el-Mekki'yü. Said bin Mina el-Mekki'dir. Hadis ayrıca Müslim'de var. 1536 numarayla. Hocam bu hadis haramla yoksa? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı diyor. Bunu sen nasıl anladığına bağlı. Bu mesele işledikleri zaman, yaptıkları zaman haram şeyine girer mi? Bunu da fıkıhçılara soracaksın. Yani o tür hükümleri verme onların işi, bilemiyorum. Ama Hazreti Peygamber bunu yasaklamış deriz biz sadece. Burada mesele söylenen şey yaş hurmaya, kuru hurma karşılığı. Mesela Karadeniz'de, Rize'de yaş çay verirler. Karşılığına fabrika kuru çay verir onlara. Devamlı gelen bir şey orada. Tamam. Adam bir ton yaş çay veriyor. Bir ton yaş çayın karşılığında 100 kilo kuru çay veriyorlar ona. Sen sat diyor çayını. Belki o bir ton daha önce bir... Evet, biz sadece şunu söyleyebiliriz. Yani burada sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamasının nedeni piyasanın oluşmasına katkı yapmıyor bu. Ve tam tersi piyasayı öldürüyor. Neyin değeri nedir, neyi kaça satılır belirsiz hale alıyor. Piyasanın oluşabilmesi için aynı cinsten olan malların aynı yerde toplanıp aynı yerde arz edilmesi. En sağlıklı yol bu.
mukayese de olabilsin. Senin yaş çayın başka yaş çaylarla bir yere gelirse para karşılığını en iyi şekilde orada alır. İyi ise en iyi karşılığını bulur. Ama sen yaş çay karşılığında kuru çay alıyorsan, bu yaş çay karşılığında kuru çay, artık sen kaça verdin? 100, bir ton yaş çay verdin, 100 kilo kuru çay aldın. İyi mi kötü mü, arada ölür gider, kaybolur. Öteki de götürür, bir tonunu verir, 100 kilo alır. Dolayısıyla burada fabrika iyi yaş çayla kötü yaş çayı aynı şekilde alan avantajını elde eder vesaire. Bu tür belirsizlikler taraflar arasında belli haksızlıklara yol açıyor. Olsa gerek ki sallallahu aleyhi ve sellem ilke olarak aynı cins mallar aynı yerde toplansın, arz edilsin piyasaya, değerini bulsun, nakde dönüşsün, sonra ilgili kişi başka bir mala almak istiyorsa gitsin, o malın bulunduğu pazarda, o piyasada gitsin oradan alsın. En sağlıklısı bu değil mi? Sağlıklısı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem de bunu özendirmiş, yüreklendirmiş, tavsiye etmiş, böyle tatbik etmiş. Ha bunu yapmamak, aksi yapmak kişiyi günahkar mı yapar? Haram mı işlemiş olur? Ne kadar haram ki haram yapar? Yani burada bu neyle ilgili? Bu başkasının hakkına girmekle ilgili. Başkasının hakkına girmek basit bir şey midir? Değildir. Ciddi bir şeydir. Yani ciddi bir sorumluluk gözüküyor. Bir sonraki hadis. Zikru zecriyen dirabil cemeli. Deveyi çiftleştirmenin yasaklanması. Demek ki deveyi öyle gel burada zorla seni çiftleştireceğiz. Yok, deve kendisi çiftleşirse çiftleşir, çiftleşmezse. Yani niye devenin çiftleşmesi yasak diye düşündüm de bir an. Yani eğer çiftleştirmek yasak ise bu tamamen yasak olmalıydı. Ata da yasak, eşeğe de yasak. Ama hadis, rivayet devenin çiftleştirilmesinin yasağını konu edinmiş. Çünkü atlarla ilgili olanı biliyorum. Hatta Hazreti Peygamber yani iyi atı olup da, iyi cins atı olup da başkalarından esirgeyen, yani çiftleştirmek üzere geliyorlar, istiyorlar. Sizin atı bir alabilir miyiz? Bunu esirgerse sallallahu aleyhi ve sellem hoş görmüyor. Yani kardeşinize iyilik yapın, verin. Götürsün, o da hayvanıyla çiftleştirsin. Onun da aynı cinsten atı olsun diye. Orada yasak değilken niye deveye sıra gelince bu yasak? Bilemiyorum. 1929. Akhbarana Abdullah ibn Ahmed ibn Musa, bize Abdullah bin Ahmed bin Musa haber verdi. Kale dedi ki: Haddetena Muhammed ibn Ma'merin, bize Muhammed bin Ma'mer anlattı. Kale dedi ki: Haddetena Ebu Asim'in, bize Ebu Asim anlattı. Yani İbn Cüreyc'in, o da İbn Cüreyc'ten. Kale dedi ki: Akhbarani Ebu Zübeyri, bana Ebu Zübeyr haber verdi. Ennehu semi'a Cabir ibn Abdillahi yekulu, o da Cabir bin Abdullah'tan işitmiş, diyormuş ki: Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an dirabil cemeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develerin çiftleştirilmesini yasakladı, diyor. Hadis ayrıca Müslim'de varmış, 1565. Neden, niçin, buna dair herhangi bir ipucu yok hadiste. Bir sonraki hadis, zikrul beyani bi enne hazel fi'le, bu fiilin, yani yukarıda anılan fiilin, yani deve çiftleştirmenin, inneme zucira, yasaklandığını, inneme ancak, idâ kâne zâlike bi ücretin, ücret mukabilinde olursa yasaklandığını gösteren hadis, diyor. Şimdi üstteki hadiste bambaşkaydı durum. Şimdi alttaki hadiste o bahsedilen yasağın para karşılığında olursa yasak olduğu, yoksa normalde al götür çiftleştir. Ne kadar iş değişti. 1930. Akberena Ebu Halifete, bize Ebu Halife haber verdi. Kale dedi ki: Haddetena Musedded ibn Musarhedin, bize Musedded bin Musarhed anlattı. Kale dedi ki: Haddetena İsmail ibn İbrahim'e, bize İsmail bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki: Haddetena Ali ibn el-Hakem'e, bize Ali bin el-Hakem anlattı. An Nafi'in, o da Nafi'den. An İbni Ömer'e, o da İbni Ömer'den. Diyor ki rivayette: Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha an asbil fahli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çiftleştirmenin, deve çiftleştirmesinin parasını yasakladı. Şimdi manipülasyon dediğiniz şey işte böyle bir şeydir. Yani manipülasyonda dediğiniz şey bir açı vermekle de sınırlı olabilir. Konuyu biraz yönlendirmiş olabilirsiniz. Aslında bu yaptığınız ile
hem 180 derece geri gidiyor, tam tersine çeviriyor, hem de süreci bedavaya da getiriyor olabilirsiniz. Şimdi birinde ilk hadiste deve çiftleştirmesi yasak. Siz de tutun ki kendinizi deve çiftleştirmesinin yasak olmamasını istiyorsunuz. Bundan menfaatiniz var. Bir de bir şey daha istiyorsunuz. Bu, bir de ücretli olmasın. Bir de fazla bir şey istiyorsunuz. Öyle bir manipülasyon yapıyorsunuz ki hadise hem takla attırıyorsunuz, hem takladan da öte bir de birkaç kere daha ileri, birkaç adım da ileri yürütüyorsunuz. Manipülasyonlar bu denli anlamı yatağından veya mecrasından kaydırabilir. Demiyorum ki bu hadiste böyle bir şey var. Ama işte manipülasyon olsa mesela, bunun manipülasyon olduğunu düşünün. Önceki hadiste deve çiftleştirmesini yasak bellerken, haram bellerken, bu hadisle birlikte deve çiftleştirmesini de yasak olan esasında para almak olduğunu, yoksa çiftleştir çiftleştirebildiğin kadar şeklinde tam tersi ve daha geniş bir alana geçiyoruz. Hocam burada o sözü duyan ravilerin birinin eksik duymasınlar mı? Yok, bu iki hadis arasında böyle bir manipülatif etki gözükmüyor. İfade kalıpları çok farklı. Hatta ikincide deve çok açık da anılmıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem çiftleştirme karşılığında bağışlayın, döl parası almayı yasakladı şeklinde bir hadis. İbn-i İbban bu hadisi bunun peşine koyarak böyle anlamak ister, böyle anlamış. Döl parası yasak, yani para karşılığında çiftleştirme yasak diye böyle içtihad etmiş. İbn-i İbban'ın esasında. Eğer asbul fahl ifadesi, asbul fahl ifadesi sadece deve çiftleştirmelerine özgü bu anlamda bir döl parası değil ise, ki öyle anlamıyorum, geneldir herhalde. Fahl çünkü döl demek, o da onun parası. İbn-i İbban sanıyorum böyle anlamak istemiş. Ama bu ikinci hadis, birinci hadisi la ötmüş bir şey oluyor. Evet, belli bir istikamete çekiyor. Yani ikinci hadis dolayısıyla anlıyoruz ki birinci ravi bize demek istiyor ki para karşılığında deve çiftleştirmek yasaktır. O para karşılığında kısmı unutulmuş, kaybolmuş, deve çiftleştirmek yasaktır kalmış elimize. Okuduğumuz hadis ayrıca Buhari'de var. 2164. Bir sonraki hadis. Zikru zecri an tasriyeti zevatil erba'i inde bey'iha. Dört ayaklılar, işte bildiğimiz koyundur, koçtur, inektir, bunlar yani. Bunların satışı döneminde sütten kesilmesinin yasaklanması. 1931. Akberena Abdullah ibn Muhammed'in, bize Abdullah bin Muhammed haber verdi. Kale dedi ki, haddetena İshak ibn İbrahim'a, bize İshak bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki, akberena Abdurrazzaki, bize Abdurrazzak anlattı. Kale dedi ki, akberena Ma'marun, bize Ma'mer haber verdi. An Yahya bin Ebi Kethir'in, o da Yahya bin Ebi Kesir'den. Kale dedi ki, haddeteni Ebu Kethir'in, bana Ebu Kesir anlattı. Kale dedi ki, semi'tu Eba Hureyre'te yekulu, işittim Ebu Hureyre diyordu ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ اَلَّقْحَةَ Biriniz deveyi, yani dişi deveyi sattığında اَوْ اِشَّاتَ yahut koyunu sattığında فَلَا يُحَفِّلْهَا onu sütten kesmesin. Sütten kesince ne olur ne olmaz, bunu herhalde en iyi bu işi yapanlar bilir. Yani hayvanı satışı öncesinde sütten keserek ne menfaat elde edebilir satıcısı? Herhalde hayvan iyice şişmanlar mı, büyük mü gözükür? Yahut memeleri iyice dolar, çok sütlü mü, böyle mi görüntü verir, bilemiyoruz. Kesip artık hocam etliye dönüyor. Etliye döner. Verim alamayınca ete çeviriyorlar. Hayır, satmadan önce sırf bunu yaparsa demek ki sallallahu aleyhi ve sellem bundan hoşlanmıyor. Hayvanı olması gereken tabii durumundan. Sütten kesildiği zaman iade etme olayı oluyor. 2-3 gün içerisinde iade ettiğin zaman bu sefer yani hadiste de geçiyordu bir hadiste. Yani böyle 3 gün bekletiyorsun onu. Biraz süt varmış gibi oluyor orada. Adamı sağıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun ki işte. Ondan sonra süt vermiyor. İade ederken Hanifi ulemaları bunda karşı, yani böyle iade edilmez diyor. Ne şekilde aldınsa diyor, o şekilde elde etmek gerekiyor.
Evet. Orada var yani demek ki sütten kesilmemesi gerekiyor. Okuduğumuz hadis ayrıca Buhari ve Müslim'de yokmuş. Bir sonraki hadis. Zikru vasfil. Peki burada kalıyorum. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîm li. Ve lekum ve lisâiril mu'minin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve akhtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran. Kemme hamaltehu alellezîne min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.